5. nesil savaş uçağı ne kadar geldi hiç düşündünüz mü? Peki Türk savunmasına adını altın harflerle yazdıran Kaan'ın hangi parçaları ülkemizde üretiliyor? Tüm bu soruların cevapları için bizi izlemeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Savunma Sanayi Başkanlığı onaylı TUSAŞ tarafından yürütülen Kaan ilk uçuşunu Şubat ayında gerçekleştirmişti. Ülke ve dünya çapında büyük ses getiren Kaan, 5. nesil savaş uçağı olarak adını havacılık tarihine altın harflerle yazdırmayı başardı. Türk savunma sanayisinde bu denli önemli bir yere sahip olan Kaan'ın üretiminde birçok Türk firması da yer aldı. Bakalım bunlar hangi firmalar? Türk firmalar Kaan'ın hangi parçasını üretiyor, ne kadarında Türk imzası yer alıyor. Kaan'ın yerlilik oranı son zamanlarda sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu. Şu anda 20 Türk firmasının Kaan için yerli ve milli parça üretimi yaptığı biliniyor. Bu markalara birkaç örnek verecek olursak Alp Havacılık, Taç Havacılık, Aselsan, Aspisan, Havelsan, Roketsan, TÜBİTAK, Volo Kompozit, Volt Teknoloji diyebiliriz. Peki 5. nesil savaş uçağının hangi parçaları yerli olarak üretiliyor? TÜBİTAK tarafından üretilen Kaan'ın beyni 2022'de TUSAŞ'a teslim edilmişti. Uçağın radarda görünmez olması adına yapılan yazılım çalışmaları da yine TÜBİTAK tarafından yürütülüyor. İniş takımları ve uçuş kontrol sistemlerinin tasarımı, bataryaları, fren diskleri, uçağın gövdesi, kanatları ve motorlarında çıkan yangını tespit edip söndürebilen sistemde Türk firmalarının imzası yer alıyor. Öte yandan Milli Muharip Uçağının lastikleri ise Türkiye'deki tek akredite uçak lastiği test merkezine sahip olan Petlas tarafından üretiliyor. Geliştirilen LAT 208 geniş alan ekranı ve iklimlendirme sistemlerinden tutun da Kaan'ın beyni niteliğindeki bilgisayar sistemine kadar olan tüm üretimde yerli firmalar var. Yerlilik alanındaki özelliklerine Kaan'ın üzerinde bulunan tüm elektronik sistemlerin birbirleriyle olan uyumluluğunu ölçen ve analiz eden EMC test sistemi, Milli Muharip Uçağın ilk uçuşunda Volo Kompozit tarafından geliştirilen Kanopi gibi bölümlerde Türk firmalarının emeğiyle üretildi. Yine son günlerde merak edilen bir konu da Kaan'ın motorunun yerli olup olmamasıydı. Yetkililerden henüz net bir açıklama gelmese de Kaan'ın motoru içinde yerlileştirme çalışmalarının devam ettiğini aktaralım. Kaan'ın tamamı yerlidir ifadesini kullanmak biraz zor olsa da uzman kaynaklardan derlenen bilgiler ışığında Kaan'ın yerlilik oranının yüksek olduğunu söylemek daha doğru olacaktır.